Hoş geldiniz. Ne? Para bana yok. Ne alırdınız? Hiçbir şey. Parayı bekliyorum da. Hanımı bekliyorum da. Gelsin, öyle soyuruz. Ismarlarız. Ablam börekleri yollamış galiba. Ne böreği vaydı? Elindeki bezelye. Züleyha ablanın yolladığı börekler içinde mi? Ha, tabii. İçinde. Bankada bir saat sıra bekledim. Börek büyük olunca banka hemen ödemiyor. Kasalarında o kadar börek yokmuş tabii. Sen keçi boynuzlarını çekebildin mi? Neyi? Keçi boynuzlarını diyorum. Hepsini çekebildin mi? Evet Zeliha. Keçi boynuzlarını trink elime soyuverdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Abilerinin keçi boynuzlarını yolladın mı bari? Yolladım. Herkes payını aldı. Üzülme be vaidim. Bak senin payına ablamın böreklerini ekleyince bir evimiz olacak işte. Daha ne istiyorsun ha? Keçi boynuzlarını abilerime pay etmeseydik, ablanın böreklerine muhtaç olmazdık ama. Neyse, mal sahibi tapu dairesinde bizi bekliyor. Ver şu börekleri de şu işi bitirelim artık. Keçi boynuzuymuş. Kıdemsiz Batı Harun benim. Şişt. Postmodern casus. Evet, ne diyorsunuz? Eyvah diyoruz. Ev gayet güzel. Nesini beğenmediniz? Evet, ev güzel. Üstelik sulak. Kültür mantarı bile yetiştirebiliriz. Efendim? Yani yarı bodrum. Hiç ışık almıyor. Çok da rutubet var. Arkadaşlar bu yüzden biraz çekimser kaldılar. Vallahi siz bilirsiniz. Evin isteyeni çok. Olmaz mı? Bunca vampir vatandaş gündüzleri nereye girecek? Tabut bir yeter. Yarman ya! Cansu! Madem öyle evi yarına kadar bekleteyim. Kararınızı verin. Sizleri sevdim. Yardımcı olmak isterim. Hoşça kalın. Bu sevgi bizi öldürür. Şşt! Teşekkür ederiz. Biz sizi ararız. Kızlar, 7 numara bir mucizeydi. Ve biliyorsunuz mucizeler bir kereye özgüdür. Bir daha böyle bir şansımız olacağını sanmıyorum. Hem de kış ortasında. Zaten bir daha dünyaya gelirsem kaplumbağa almak istiyorum. Ben de kurbağa. Neden kurbağa? Belki bir prens öper. Olmazsa Muppet Show'da başvuruya çıkarak meşhur olabilirim. Her şekilde bir kurbağa olarak şansım bundan daha yüksek. Ah! Yandım! Ne oldu abi? Bu ne kardeşim? Abi vallahi ne bileyim şey olmuş. Ne olmuş? Nalburdan mı aldınız pirinci? Değiştiririz abi canını sıktın şeye bak. İstemem. Ölmemiş olayım. Peki abi. Sizin burada yemekler hep ikramiyeli galiba. Ben bir belediyeye kadar uzansam fena abi, olur. Abi kurban olayım yapma. Patron bizi yakar. Hepsini yeniden vereyim. Bizden olsun. Buyur i̇stemez, abi. İstemez. Zaten yiyecek hal mı kaldı? Kaldır şunu gözün görmesin. Allah Allah. Bu mevsimde sinek olmaz ki. Fasulyenin tazeliği ortada işte. Kim bilir hangi mevsimden kaldı? Kusura bakma. Bizde böyle şeyler olmazdı. Ben tamam, de şaşırdım. Tamam. Önemli değil. Üzme tatlı canını. Ne yapalım? Hesabı getirsen. Estağfurullah abi. Ne hesabı? Bir tatlı vereyim bizden olsun. Hadi.
Aslında vaktim yok, otobüse yetişeceğim ama... madem ısrar ediyorsun, iş tatlıya bağlansın değil mi? Yolculuk nereyeydi abi? İstanbul'a kısmetse. Bana bak, Kemal Paşa mı o? Kaymağlı Boltut ha! Vallahi sizin söylediğiniz kiraya, elimde bir tek ev var, onun da sahibi bir kadın. Bekara falan ev vermiyor. Yok, evi biz tutacağız. Biz de bekarız Haydar. Ne yapmak lazım acaba Recep? Evlenmek lazım. Abo, kadın genç mi bari? Ya 50 milyon fazla verebilseydiniz, tam size göre bir yerim vardı. Veremeyiz. Veririz. Müsrifliğin lüzumu yok Emmaoğlu. İstanbul kocaman kent, buluruz bütçemize göre bir yer. Vay temin, babalarımıza paylarını yollamış. Babalarımız da kiramızı gönderecek. 3-5 fazla, ne fark eder? 4 gündür dolanıyoruz. Ben yoruldum. Acele etme Emmaoğlu. 50 milyon fazla vermektense evlenirim daha iyi. İşiniz zor. Mal sahipleri öğrenci de istemiyor. Siz hem bekar hem öğrencisiniz. Abo, demek ki çok acayibiz. Bizi karantinaya alırlar mı acaba? Yok Emmaoğlu, yok. 50 milyon fazla verince öğrenci de olsam, bekar da olsam fark etmiyor. Baksana. Demek ki acayip olan biz değiliz. Hadi yürü. Size de iyi günler. İyi günler. Efendim? Yarın tutuyoruz. Tutmuyoruz. Tutmasak olmaz mı? Galiba ev beni tuttu, midem bulanıyor. O evi tutmaya mecburuz arkadaşlar. Hiç de mecbur değiliz. Biraz daha arayalım. Aytencim, Mustafa'nın evini daha ne kadar işgal edeceğiz? Gerçi zavallının bir şey dediği yok ama. Evet, bir şey demiyor ama bizim yüzümüzden otel köşelerinde sefil oldu çocuk. Tamam, biz otelde kalalım, o evinde kalsın. Bu müthiş önerinin sahibini tanıyor musunuz arkadaşlar? Ben hayatımda görmedim. Tanımıyorum, tanışmak da istemezdim. Ben de. Normal. IQ'su düşük gençlerle tanışmayacak kadar büyük bir dehadır kendisi. Biraz ayıp olmuyor mu Remzi Bey? Yani o 4 kız benim kardeşim sayılır. Vallahi kusura bakma ama ben evi sana verdim Mustafa Bey. 4 tane bekar kız öğrenci oturacak ve sevim vermez. Beni bırak, apartman sakinliğinden şikayet geldi kardeşim. Bir yanlışlarını mı görmüşler? Şimdi o mevzu değil be güzel kardeşim. Niye uzatıyorsun ki? Bekar adamın evinde 4 tane genç kız olmaz ki yani. Tamam Remzi Bey, tamam. Yakında zaten çıkacaklar, tamam. Neyse, benden söylemesi. Ne haber kızlar? Merhaba. Ben de birkaç parça eşya almaya gelmiştim. Buyurun. Nasıl gidiyor? Ev bulabildiniz mi? Evet bulduk. Yarın tutuyoruz. Çok sevindim. Bari istediğiniz gibi bir ev mi? Hem de çok. Duvarlarından dere bile akıyor. Yani küçük ama şirin bir yer. Bizi idare eder. Nasılsa fotosentez yapmıyoruz. Yerden ısıtmalı. Bizim bir altımızda magma tabakası var. Ön cephesi caddeye bakıyor. Herhalde. Aman canım, bir periskopa bakar. Bakın, içinize sinmediyse acele etmeyin. Aa yo, sindi, sindi. Sindi, değil mi kızlar? Neyse, sindirimi biraz güç oldu o kadar. Sen bizi merak etme, her şey için teşekkür ederiz. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Güle. Efendim? Armağan. Haydar, sen misin? Haydar, sen misin diyor. Tanıdı sanırsam. Benim. Nasılsın inşallah? İyiyiz, iyiyiz. Görüşemedik epeydir. Recepgil'de ne varıyoruz? Buldunuz mu bari? Ev buldunuz mu diyor. Yok. Bizim aradığımız ev kayıp. Daha bulamadım. Sizi özledik vallahi. Sizi özledik diyor. Bir de vallahi diyor. Ben de seni özledik. Görüşelim. Görüşelim diyor. Tamam, bugün olur mu? Çocuklarla buluşalım mı bugün? Olur. Olur. Alışveriş yapacaktım. Ama hadi neyse. Alo, orası kapandı mı? Buradayım, buradayım. Tamam, bugün bizim için uygun. Nerede buluşuyoruz? Tamam diyor. Nerede buluşalım diyor. Ne
Bak şuna, artık biz de ev sahibiyiz Selim. Hadi hayırlısı olsun. Vallahi, vallahi. Hadi bakayım, hadi, hadi, hadi. Bak şuna, bak Selim, bak. Bak bu evin numarası nerededir da? Abi bakın hadi, bakalım oralarda bir yerde olmasın ha. Bu değil mi bu? Ay, kısmete bak be. Gitti bir 7 numara, geldi bir 7 numara ha. Nasıl yani? Her neyse, vardır be bildiği. Hadi. Ne güzel bir yerdi. Ben çok severim orayı. Pahalı bir yer olsa gerek. Ucuz ucuz, sen merak etme. Satılmıştan haber var mı? Var. Ara sıra konuşuyoruz. Durumu iyi ama buraları pek özledim. Siz ne ettiniz ev işini? Bir yer bulduk. Bir iki güne kadar taşınacağız. Bu kez underground takılıyoruz. Buyur. Underground. Yeri altı yani. Ha, öyle söylesinize. O kadarını biz de anlıyoruz artık da. Şiviniz biraz bozuk. Ondan. Buralara uzak mı? Uzunluk olarak sayılmazsa derinlik olarak uzak sayılabilir tabii. Yok canım, arzın merkezine gelmeden bir iki kilometre önce. Siz ne yapacaksınız peki? Katanam sil sil bitmiyor. Bitmiyor. Bitmez. Önceden burada kalabalık bir aile oturmuş herhal. Herhal. Ana, baba, kardeş, çocuklar, herkese fazla fazla yer var. Ne güzel. Hep bir arada mutlu mesut yaşanır burada işte. İşte. Yoksa dolmaz ki bu koskoca ev. Sıkılır insan. Şu tornavideyi uzatıver. Bizim oğlanlar ne yaptı bugün acaba? Günlerdir dolanıyorlar, bir yer de bulamadılar. Kerpeten. Kış ortasında kolay değil tabii, değil mi? Kış ortasında zor biraz. Bekarız, öğrenciyiz. Çok acayibiz yani. Peki Zeliha yengelerle otursanız yine? Olmaz Zeliha, bağışlama gene. Ne var be vahidim? Bak bir odacığa sığ verirdi garipler. Ben garip beyazlı bir çiftliği açmadım, ev aldım. Bize kalan pay bile yetmedi, üstüne ablandan borç istedik. Neden? Neden? Artık kiradan kurtulalım diye. Elimizde avucumuzda ne varsa buraya yatırdık. Neden? Neden? Üstteki ufak odaya yerleşip kalan kağıtları kiraya verelim diye. Neden? Neden? Bakkal dükkanımız da elden gitti. Gelecek kirayla hem Züleyha ablanın borcunu kapatalım, hem geçinelim, hem de yeni bir iş açalım diye. Neden? Neden? Dur. Bu neden fazla oldu. Neyse. Bu evdeki her odaya, her dülüğe, hatta gömme dolapları bile kiracı almamız lazım Züleyha. Ama vahidim bak. Babaları paylarını aldı. Oğlanlara kiralarını yollayacaklar sayemizde. Olmaz. Hiç boşuna uğraşma. Dünyada razı olmam. İşte bu yüzden vahitemim dünyada razı gelmez. Biz sizin için de bakınalım bari. Belki bizim mağaranın yakınlarında öğrenciye kiralık başka bir mağara daha vardır. İnşallah yine yakın otururuz. Ne o? Bizi arıyorsunuz galiba. Ondan değil. Şehir yerinde dört kız işiniz zor. Yakın otursak size de göz kulak olurduk. Teşekkürler, biz kendimizi koruruz. Çok gerekirse bir köpek almayı tercih ederim. İyi ama bizim eve köpek bağlasak durmaz. Belki köstebek besleyebiliriz. Ortam açısından düşünürsek daha mantıklı. Değil misin? Bu sefer sen haklısın Vahit dayı. Haklıyım tabii. Hayat zor, para lazım. Para lazım tabii. Zeli ablam ne olsa kadın anlamıyor seni. Anlamıyor tabii. Bu eve hemen kiracı bulmak lazım da. Kiracı bulmak lazım tabii. Aferin kız Asiye. Sen akıllı kızsın. Bak sen ne diyeceğim ben şimdi. Söyle, dinliyorum. Diyeyim ki
Bu katı sen bana kirala. Nasıl yani? Basbayağı. Kaç para istiyorsan de. Ben tutacağım da. Hem temizleyici derim, para kazanırım, çalışırım. Size daha fazla kambur almak istemem. Estağfurullah da. Ama sen bu katın kirasını tek başına karşılayamazsın Asiye. Canım, mecbur muyum tek başıma? Nasıl yani? Ya bulurum birini, ölesürüm kirayı. Bir itirazın olur mu? Yok, olmaz. Ben paramı aldıktan sonra. Anlaştık o zaman. Heh, tamam mı? Bu katı ben tuttum. Anlaştık. Hadi bakalım. Kaldı alt kat. Ona da uygun bir kiracı düşer elbet. ...50 bin de sen verirsen tamam olacak Rüya Bacı. Yedi numaradan taşınırken eşyaların arasına düşmüş. Ben de seni görürsem veririm diye yanıma almıştım. Bana lazım değil. İstersen sende kalsın. Ya da yırt at. Kulakların mı kızardı senin? Yine arayın bizi. Habersiz bırakmayın. Gerçi yeni evde telefon olmayacak ama. Bizim de olmaz Haral. Zeliha yengelere haber bırakırsınız. Biz de öyle yaparız. Bizim mağaramıza da bekleriz. Duvarlarına hep beraber resim yaparız. Gelecek uygarlıkları ışık tutar. Aydınlık bir ev kiralarsanız biz de güneşlenmeye çağırın değil mi? Aa evet, insanın ara sıra canı şehirden uzaklaşıp köy havası solumak istiyor. Tabii soğan kokmuyorsa. Ben ne yapar eder sizi bulurum. Yine de size yakın bir yerler bakın bize, değil mi? Yerin dibi, merin dibi. Razıyız. Kısmet Aydar. Yollarımızın yine kesişeceği varsa olur. Koltuklar da pek rahatsız. Öyle. İstanbul'a herhalde. Evet. İş için mi? Zaten İstanbul'da çalışıyorum. Bu taraflara tatile mi geldin abi? Ailemi ziyarete. Uçak bulamayınca otobüse kaldık mecbur. Ya ben de öyle. Sorma sahip, ne işle iştik abi? Bir otelde satın alma müdürüyüm. Ne satın alıyorsun abi? Gıda bölümündeyim. Otelin restoranı için et, sebze filan. Allah Allah! Tesadüfe bak sen ya! Vallahi olmaz böyle şey ya! Yani hakikaten dünya küçük yani ya. Yani tencere yuvarlanıyor, kapağını otobüste bile buluyor. Ne gibi? Alır mısın? Yok yok, ye sen. Vallahi olmaz. Allah aşkına, boğazımdan geçme. Yok yok, ye sen, ye ye ye. Vallahi ye. Olmaz abi, dur. Ne diyordum? Hah. Ben de senin aldıklarını satıyorum. Bak, şuna bak yani ya. Gel de inan. Ne satıyorsun? Oteller için sebze mebze. Yeni başladık. Onun için piyasa fiyatının yarısına mal veriyoruz. Sahi mi? Evet abi. Şimdi şöyle. Sen malı kaçtan aldığını söylüyorsun. Ben sana tam yarı fiyatına mal veriyorum. Maksat ayağın alışsın. Baştan biraz zararına çalışacaksın. Bu iş böyle abi. Varsa bir kartın ver, İstanbul'da görüşelim abi. Denemekten zarar gelmez. Bak. Ben de sana bir kartı vereyim. Tabii tabii. Zeki abi. Aa, bavulda kaldı. Bagajda. Neyse. Ben Berat Zeki abi. çoluk çocuk var mı Zeki abi? Var var. Kaç tane? Bir tane var. Sende var mı? Yok be abi. Gel, gel. Yoruldun mu ha? Evet,
Gel, gel, gel. Buradaki nalburda macun yokmuş. Daha yokuşun başındakine yürümek zorunda kaldım Bezelya. Vah benim afili horozum. Vah benim gürbüz aslanım. Dur ben sana yardım edeyim. Dur. Şu kolcağı hazırım. Koptu, koptu. Ah, ben şimdi ovarım onları. Hiçbir şeycikleri kalmaz. Yok, sonra ovarsın. Bir öp de geçsin. Oh, oh. Dur Zeliha, aklımı yerinden uçurdu. Sormayı unuttum. Üçüncü katta neler oluyor öyle? Ha, o mu? Asiye kirayı paylaşacak adam bulmuş yanına. Hep birlik yerleşiyorlar. Bak sen. Vay fındık faresi Asiye vay. Bu ne hız be? Kirayı da peşin peşin ödediler. Al bak. Ve bu Asiye var ya, okusaymış, başımıza tam şey olacak kızmış. Ne? Şey işte. Ne işte? Bir kelime, yerli. Haşmetli, asaletli değil. Burnu büyük, kibirli değil. Değil. Tepesi var, basıyor. Tepemize oturuyor. Canım tepesine bir şey yapıyor da ne? Yani eş anlamlı. Takı mı takayı, ne? İşte. Aman Bezelya. Ne var be vaydın, bilemedim işte. E ne yani, Asiye kız okusaydı bakan olacak hali yoktu ya. Cepte. Aman işte, ağzını öpeyim Bezelya. Bakan diyorum, bakan bir türlü dilimin ucuna gelmedi. Bu kız bakan bile olurdu diyor. Hadi çıkın da şu Asiye kızın getirdiği kiracılarla bir danışalım. Canım, dur ne acelesi var. Daha yeni yerleşiyorlar, biraz soluklansınlar. Sonra tanışırsın. Hadi gel, ben bir güzel doyurayım senin karnını önce. Hadi, gel. Hadi bakalım. Ne o? Rahat edemedin galiba. Yok, rahatsızlığım ondan değil be Zeki abi. Sana bir sır vereceğim. Rahmetli dedem kudretli bir biliciydi benim. Ben doğar doğmaz işte varisim geldi demiş. 18'imi bitirince bana el verdi. Ondan kıpırdanıyorum. Anlamadım. Şimdi abi, bana bazen gelecek malum olmaya başlar. Böyle şey gibi geliyor Zeki abi. Böyle fotoğraf gibi, parça parça. Sen inanma, fark etmez. Allah! Ne var? Bu otobüs abi devriliyor. Bizim bu oturduğumuz taraf falan komple. Allah korusun. Yok canım sen. Allah ne zaman onu bilemem de. Keşke en arkadan falan bilet alsaymışız. Neyse takma kafana. Hadi iyi uykular. Ne oldu abi? Ben bir dolaşayım. İşte pilav da demlendi. Halim kalmadı Zeliha. Pilav yemeyeceğim. Aa, darılır vallahi. Tamam. Daha sonra pirinçlerden teker teker özür dilerim. Şimdi çıkalım da şu kiracılara bir bakın. Merak ediyorum. Dur canım, dur. Ne acelesi var, dur. Zeliha, evi aldığımız gün kiracı bulduk. Şansımız bu kadar acele ettiğine göre benim acelem sana niye batıyor? Bak Vahid'im, İstanbul'a geldiğimizden beri kiralarda süründük durduk. İlk defa bir kendi evimiz oldu. Hani dedim ki, şöyle karı koca baş başa bir çatımızın altında yemek yiyelim dedim. Zeliha, bu romantik güzgahın altında bir şey mi var? Yok, vay dedim, ne olsun? Aa. Evet, ilk defa kendimize ait bir çatımız oldu. Züleyha ablandan Allah razı olsun. Parayı tamamlamasaydı. Ya. Zeliha bana bak. Bu senin büyük ablan benim bildiğim yaralı parmağı işemezdi. Nasıl oldu da şimdi? Canım günün günü var. Ya bugün o bize, yarın biz ona. Değil mi? Yarın biz ona ne? Hadi yukarı çıkalım. Sen kiracılarını hiç mi merak etmiyorsun canım? Hadi gel. Gel. Sen döşeyi oyala, ben çarşıfı yıkıldım rica. İnşallah doğru dürüst insanlar. Sen gördün mü bunları? Gördüm, gördüm. Neye benziyor ulan? Şşt!
Uy, hoş gelmişsin Vahit dayı. Yerleşiyorduk biz de. Hadi hayırlı olsun bakalım. Sağ ol. Yatakları şöyle atıverin mi oğlum? Bu sesleri ulan bir yerden ısırıyor. İyi akşamlar Vahit emmi. Ne demek oluyor bütün bunlar? Sen, Vahit dayı, biz bu katı oğlanlarla birlikte tuttuk. Hem parasıyla değil mi canım? Hem silahını parası yabancıya gitmemiş olur, hem de o çocuklar ailelerinden ayrı kalmamış olurlar. Sen var ya sen. Sen bir tanesin Asiye. Değil mi? Yes. Yenge ne gereği vardı? Allah Allah, şunun dediği lafa bak. Oğlanlar böyleyken böyle deyince bari kızları evine biz taşıyalım dedik Asiye'yle. Sizin okulunuz var, uğraşamazsınız. Ben zaten akşam telefon edip ağzımızı aramanızdan anlamıştım sizi. Ne acelesi vardı? Ben daha kontratı bile imzalamadım. Hadi, hadi. Hadi. Madem siz geldiniz, kızlar da okula gitsinler. İyi. Bunlar okula, sen de kontrata. Biz de bu arada paklar hazırlarız eve. Çok sağ olun. Bu arada Haydar'la Recep'e çok sevindik. Çok iyi olmuş onlar için. Yeni eviniz hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Yeni eviniz neydi numaraymış? Ya. Ya, bak Allah'ın üstüne sanki bir şey demek istiyor. Ya. Başkanımın bana verdiği emir ve yetkiye dayanaraktan isteklerinizi başkanıma ileteceğim. Başkanımın bana verdiği emir ve yetkiye dayanaraktan şunu söylüyorum size. Başkanım bu pazarı pilot pazar seçmiştir. Bu pazar İstanbul'un en pilot pazarı olacaktır. Benim seni yutma ne oluyor şimdi? Başkanımın bana verdiği emir ve yetkiye dayanaraktan sana teessüf ediyorum esnaf kardeşim. Ben başkanımın sağ kol hizmet daire başkanıyım. Söylediğinde duymamış olayım. Şimdi bu güzel belediye başkanıma siz de bir güzellik yapıp sevgi ve şükranlarınızı belli ederseniz başkanım çok duygulanacak arkadaşlar. Bugün Aksaray Yıldız Oteli'nde başkanım önemli devlet adamlarına bir balo yapıyor. Olur. Bu baloya bütün esnaf kardeşlerim mallarından birer kasacık katkıda bulunurlarsa hem malların kalitesini tanıtmış olacaklar hem de başkanımın gözüne girmiş olacaklar. Fazla değil. Her maldan bir kasacık. Başkanımızın canı sağ olsun. Güzel, güzel. Başkanımız isteyecek de biz vermeyecek mi? Tabii. Şimdi bakın, yani ben öğleden sonra bir kamyon arayacağım, tamam mı? Siz de malları ayarlarsınız. Tabii, olur. Tamam, ne demek? Tabii yaparız. Bunun bana verdiği emir ve yetkiye dayanaraktan hepinize teşekkür eder. Ve hayırlı başarılar dilerim. Esnaf arkadaşlarım. Sağ olun. Bekleriz. Eyvallah. Alo, Aksaray Yıldız Otel. Zeki Gürbüz'le görüşeceğim. Hah, Zeki abi ben Berat. Hani otobüste. Hah, malların hazır abi, öğleden sonra getireceğim. Ne diyorsa sen onun yarısını alacağım ben. Vallahi dediğim gibi. Sen parayı hazırla, öğleden sonra görüşürüz. Hah, öptüm Zeki abi. Alt kata kiracı geldi herhalde Haydar. Kiracı mı taşın Asiye? He. İnşallah kafamız uyuşur. Uyuşur. Ne edeceksiniz? Biriniz aşağıda, biriniz yukarıda. Birbirinize ne alakanız var? Öbür evde de öyleydi ama. Sen bırak Asiye bucu. Hadi. O
Asiye bunlar kaç kişi lan? Kız mı erkek mi? Aile mi bekar mı? Genç mi yaşlı mı? Şehirli mi taşlı mı? Öğrenci mi değil mi? Yavaş olun da o ne öyle makinalı tüfek gibi atıyorsunuz soruları arka arkaya. Verin şunları da bırakıp geleyim yanınıza ben size. Yandık emmioğlu. Bu alt kattakilerde bizim kız arkadaşlar gibi şehirliler herhal. Anlaşamayacağız zannımca. Keşke bizim kız arkadaşlara benzeseler. Onlara alışmıştık. Üst katta da vay temimler var. Sandviç peyniri gibi arada sıkıştık. Recep. Hı? Sandviç deyince acıktım. İyi. Ben bir çorba kaynatayım o zaman. Mutfağı ortak kullanacaksak sıkışma olmasın. Ayten, çamaşırlarımızı hangi çantaya koymuştuk? Ya makyaj malzemelerimi bulamıyorum. Ya dur canım, telaş etmeyin, buluruz şimdi hepsini. Aa. Riya, eşyaları asamıyorum çünkü askı yok. Ver sen bana, yukarıdan askı getireyim ben. Sağ olasın. Amanın armağan, biz o odada mı kalacağız? Evet, çünkü ön odada Cansu'yla ben kalıyoruz. Nedenmiş o? Çünkü ön açıklı. Ben arka tarafa bakan odalarda yatamam biliyorsun. Ben de yatamam. Ruhum daralıyor. Riyacığım, sen Cansu'yla kal istersen. Ya dünyada olmaz. Bana neler yaptığını bilmiyor musunuz? Doğru. Evet, elimde değil. Acayip zevk alıyorum. Öyleyse Ayten'i dene. Ben Cansu'yla başa çıkabilirim. Ben arka odada yatmam. Ben de. Kesinlikle ben de. Caddeye bakan odayı istiyorum. Ve kesinlikle. Havanı alırsın kesinlikle. Kızlar, Zeliha yenge ile Asiye olmasaydı hiçbir tarafı hiçbir yere bakmayan bir evde yaşayacaktınız. Ne çabuk unuttunuz. Haklısın. Bizimki şımarıklık. Tamam. Ben arka tarafa bakan odaya geçerim. Tamam. Gerek yok. Ben geçerim. Hayır hayır. Ön odaya siz geçin. Benim için problem değil. Uzatma işte Ayten. Ben geçerim dedim arka odaya. Kahramanlık yapacak ya. Ben geçerim efendim. Zaten başında da öyleydi. En son söyleyen bendim. Arka odada ben kalacağım. Hem zaten sen... Yeter. Tamam. Şimdi alışverişe gidip yemek için malzeme alacağız. Ve bu akşam dördümüz de ön odada kalacağız. Yarın akşam noter huzurunda çekilecek kurra ile ön odanın talihlilerini belirleyeceğiz. Ne dersiniz? Kabul. Ama huzurlu bir noteri nerede bulacağız? Hava soğudu, kar yağacak. Şimdi alışverişi yapacak olan talihli çifti nasıl belirleyeceğiz? Alfabetik sırayla. Yazı tura atalım. Adım alışalım. İyi de adım alışacak iki kişiyi nasıl belirleyeceğiz? Oh, tanrım, hayat ne kadar zor. Aa, ne yapıyorsun sen burada? Çorba kaynatacak, kaparıyorum yenge. Bak şuna bak, kışt. Ben burada dururken size çorba kaynatmak mı düşermiş? Ben şimdi yemek yaparım, hepinizin karnını doyururum. Hadi bakayım, odanı temizle, hadi. Kışt! Seç. Ayten Cansu. Sen görürsün adi rüya. Akşama bildiğim bütün hortlak hikayelerini anlatmazsan. Yarman! Cansu! Yürü yürü. Hadi hadi. Tutar mısın? Bak bak bak. Bak. Hayret bir şey. Gıcık şey. Hadi yürü. Soğanlar! Kapa önü ayakkabıları! Olamaz. Dejavu. Ne yani? Bizim üst kata taşınanlar. Aynı şeyleri bir daha mı yaşayacağız? Nefes alamıyorum. Çıkalım buradan. Gel. Kapat bakayım şunu. Yandık. Abuk sabuk insanlar belli. Dur canım. Hemen karar verme öyle. Dur bakalım. Belki hepsi kız değildir.
Kapıya onu etme bunu yapma diye yazılar asmışlar. Yine aynı şeyler. Arman, hadi şunları asalım ne olur. Aha Rüya, daha eşyalarımızı yerleştirmedik. Yani bir süsümüz eksik kalsın. Ayrıca çekiç yok, çivi yok. Ya Rüya, daha tanımadığımız insanlardan çekiç ve çivi istenir mi? Tamam, tamam. Yeter ki sen betlere girme. Ay, benim ırkam nerede? Neyin var emmioğlu? İçim eziliyor. Zila yengem yemek hazırlıyor. Birazdan yeriz, dayan. Ondan değil Recep. Armağan. Yine mi? Birbirimizden çok uzağa düştük. Beni unutacak. Yok canım. Niye unutsun? Gözden uzak olan gönülden de uzak olur emmioğlu. Her gün görüp de özlerken şimdi bir kere görmek mucize oldu. Kulaklarımda hep sesi çınlıyor. Affedersiniz. Bakar mısınız? Haklısın. Armağan bacının sesi benim bile kulaklarımda çınlıyor. Affedersiniz. Rahatsız ediyorum ama... Günümü gösteren Allah'ıma şükürler olsun. Zeliha yengeniz hepinize kurban olsun. Yani Zeliha, sende de ne azim varmış. Pes. Söyleye söyleye hepimizi 7 numaralı bir eve topladı ya. Keşke satılmış da olsaydı. Bizim memlekette ağacından erken ayrılan yemiş. Hamlı olgunluk sayarmış derler. Boş verin bunları şimdi. Hepsi eski 7 numaranın sayesinde oldu. Bir de Züleyha ablamın tabii. Tamam. Bir de Züleyha ablanın sayesinde anladık. Altında kalmayacağız herhalde. Kaç para eklediyse faizden geri ödeyeceğiz. Canım onun için demedim be vaidim. Yani demem o ki. Şimdilik kadıncağıza borçluyuz. Yani karşılık da sadece parayla ödenmez. Yani hani... Belki o da böyle düşünerekten vermiştir bize. Ya parası kıymetlidir biliyorsun. Zeliha, lafı öyle dolaştırıyorsun ki lafta sıkıldı bende. İstersen Sadede gel. Olmazsa o gelsin. O da olmazsa ortada bir yerde buluşalım. Şimdi ben diyorum ki vaidim. Aa, kapı. Sonunda geldim işte. Aman aman kim gelmiş? Zeliha kurban canım, olsun cüceğine. Canım, canım. Gel içeri gel gel gel. Ah canım. Kim bu ya? Oy oy. Teyzem canım ciğerim teyzem benim. Bak bak. Aa vaydım. Sen benim bu cücüğümü tanımadın mı? Yok. Bugüne kadar senin hiçbir cücünle tanıştığımı hatırlamıyorum Zeliha. Memnun. Bak vaydım. Berat benim Züleyha ablamın ortanca oğlu. 5 yaşına kadar ben büyüttüm. Ay 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 ay. Maşallah. Büyütürken biraz fazla kaçırmışsın herhalde. Ha? Evet evet. Berat bak. Bunlar benim koçlarım. Ah bunlar da pülüçlerim. Bu da benim cücüğüm. Bundan böyle artık hep beraber kardeş kardeş yaşayacaksınız. Ne? Ne dedin sen Zeliha? Öpeyim enişte.